Sıkıntılar dördüncü gün artınca pazar sabahı 112 ile meşgul etmemek adına akrabalarımdan birini çağırdım. Beni hastaneye götürmesini söyledim. O arada kayınpederimde de benzer sıkıntılar halinde böyle bir halsizlik, ayağa kalkınca yürümede bir bozukluk falan görünce 2-3 gündür ona da söyledim seni hastaneye götürelim diye çok oralı olmuyordu. O gün o da artık teslim oldu gidelim hastaneye dedi. Şile Devlet Hastanesi'ne gittik. Çok iyi ilgilendiler. Hemen karşıladılar. Bir karantina benzeri bir kapısı dışarıya açılan bir odaya aldılar. Olabildiğince soğuktu. Yani morg gibiydi. Tomografiler doktor hanımla doktor bey geldi. Birinin tomografisi temiz. Diğeri sıkıntılı. Birinin kan değerleri iyi. Diğerinin değil dediler. Hangimiz olduğunu bilmiyoruz. Daha sonra bizi getiren arkadaşa siz gidin. Biraz burada misafir edeceğiz demişler. Sonuçlar çıkınca kayınpederimin nefeste de problemler yaşamaya başlayınca onu Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edeceklerini, daha doğrusu bir hastaneye sevk edeceklerini söylediler, hastane aradıklarını söylediler. 112 komutayla irtibat halindeyiz. Uygun bir yoğun bakım ünitesine şu an ihtiyaç yok ama bir nefes ünitesi lazım. Hani oksijen üniteli bir yer bulmamız gerekiyor falan dediler. Sizi gönderebiliriz, testlerinizin tamamı bitmesini bekliyoruz falan dediler. Tabii o gün akşam olmadı. Biz 2-2,5 gibi hastaneye girdiğimiz tam hatırlayamıyorum. 9'u geçiyordu çıktığımız. En son kayınpederimi ambulansa bindirip Ümraniye Devlet Hastanesi'ne yolcu ettim. O gün son görüşümdü. Beni eve gönderdiler. Dediler ki sonucunuzu bekleyeceğiz. Çünkü sonuç hemen çıkmıyordu. Bir gün sonra gece 22:30 suları ilçe sağlık merkezinden aradılar kurulundan Şile'den. Geçmiş olsun. Hani bu haberi vermek istemiyoruz ama Covid pozitif çıktı dediler. Dedim her şey Allah'tan eyvallah. Yani neyse onu yaşayacağız. Ne diyorsanız da onu yapacağız dedik. Size yarın arkadaşlarımız uğrayacak, ilaçlarınızı getirecek. Bir takım tavsiyelerde bulunacaktı. Tabi bu arada biz hastaneden çıkarken bize her ihtimale karşı 14 günlük karantina formlarını imzalattılar. Bu arada evde de zaten kayınpederim ben, küçük kızım ve eşim vardı. 4 kişiydik. Kimseyle de zaten bağlantımız yoktu. Diğer çocuklarım da evde, İstanbul Ümraniye'de evdelerdi. O süreçte tabii evde bir 3-4 gün daha biz o sıkıntılı süreci çok böyle acılarla yaşadık. Tabii bir taraftan da hastaneden haber almaya çalışıyoruz vesaire. Eve geldi. Sağlık ekipleri ilaçlarımı getirdi bir gün sonra hemen. İşte bir takım şeyler söylediler. Her günde hem aile sağlığı hekimim hem ilçe sağlık müdürlüğünün ekipleri arayıp durum hakkında her gün bilgi aldılar. Yani o 14 günlük süreçte hep yanımdaydılar. Bu arada tabii iş yeri geçmişteki çalıştığım iş yerindeki hekim arkadaşlar olsun, hekim dostlarımız olsun bilgi alışverişlerimiz oldu. Tabii biz ilk testi yaptırdıktan bir hafta sonra kayınpederimi kaybedince akşam gece haber geldi, sabah cenaze geldi, defin işleminden sonra o gün gece ben çok ciddi bir kalp spazmı gibi bir şey yaşadım. Tabii hastaneye gitmeyi artık korkuyorsunuz çünkü o süreç zarfında bulunduğumuz yerde eşimin teyzesi, kayınpederim, kızımızı söz demiştik, onun damadın dedesi falan kayıplar verdik. Yani çok sıkıntılı ve düşünsenize iki arka sokakta taziyeye gidemiyorsunuz, cenazeye katılamıyorsunuz, kapınızın önüne cenaze geliyor çıkamıyorsunuz. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Hakikaten zor günlerdi. Ama süreç tabii hani çok böyle hani şeye basit indirgemek yemek istemiyorum ama yeşil ışık, kırmızı ışık, beyaz ışık bu ışıkların hepsini o süreçte yaşıyorsunuz. Hatta kayınpederimin vefatından sonraki gece kalbimdeki sıkıntıdan dolayı çünkü her giden gelmiyor hani giden gelmiyor bir nevi şey gibi oldu yani bu Yemen türküsü gibi oldu ya da burası Muş'tur gibi oldu ya da hani bu denizaltıda rahmetli olanların bir yaktığı türkü vardı Evet. şimdi ismi aklıma gelmiyor insan artık o süreçte böyle kalbimi hani Anadolu'da derler ya buram durmuş gibi şey böyle bir ağırlık var. Bıçağı saplıyorlar böyle kalbime çeviriyorlar. Dedim ki hastaneye gitmeyeceğim. Çünkü dedim giden gelmiyor. Dedim öleceksem ben de öleceğim dedim. Ölümü yaşıyorsunuz.
ölümü hissediyorsunuz. Azrail'in nefesini ensenizde hissediyorsunuz. Zor, hakikaten artık diyorsunuz yani herhalde buraya kadar. Çünkü o sizi hakikaten çok zorluyor. Hani belki yakınlarınızda vefatlar olmasa haberlerde izlediklerinizden bu kadar etkilenmiyorsunuz. Yani yakınlarınızda bir acı yaşamadıysanız inanın bunu anlamıyorsunuz. Sokaklarda şu anda maske takmayanları görüyorum. Ya da sosyal mesafe noktasındaki olumsuzlukları görüyorum. Çok üzülüyorum. Hangi birine bir şey diyeceksin? Eğitim şart. Ha, diyorum ki hiç ailenizde Covid'den ölen var mı diyorum. Nasıl yani diyor. Ha, bu kadar birkaç tane tepki vermeyeceğini bildiğim, hani evet bu bana pozitif yaklaşacak diyebildiklerime söylüyorum. Çünkü yaşamamış. Kendi yaşamamış. Kayıp vermemiş. Onun anlaması mümkün değil. Maskesiz de dolaşır, sarmaş dolaş da dolaşır. Yani kalabalık hijyenine de dikkat etmez. Ama yaşadığım acıları, sıkıntıları bilseydi, yaşasaydı ki Allah kimseye yaşatmasın, inan sokağa çıkmazdı.